Erite TV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar değerli izleyenler. Bugün 16 Eylül Pazartesi ana haber bülteniyle karşınızdayız. Sayın seyirciler, kontrolden çıkan Mısır yüklü tır şarampole devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı. Kontrolden çıkan Mısır yüklü tır şarampole devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Konya-Adana Karayolu üzeri Karapınar ilçesi merdivenli mevkinde meydana geldi. Osman Tül İdaresi'ndeki 16 TT 828 plakalı Mısır yüklü tır, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı tır sürücüsü ise sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak Karapınar Devlet Hastanesi'nden kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Eril Bahri Dağdaş Şeker Fabrikası 2019-2020 kampanya döneminin startını verdi. Eril Bahri Dağdaş Şeker Fabrikası 31. kampanya dönemi başladı. Genel Müdür Yardımcısı Selim Yücel, Erili Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, AK Parti İlçe Başkanı Zübeyir Dursun, STK temsilcileri ve üreticilerin katıldığı programla Eril Bahri Dağdaş Şeker Fabrikası 2019-2020 kampanya döneminin startını verdi. Sayın Ereğli ve Karapınar Belediye Başkanlarım, ilçemizin çok değerli protokol üyeleri, Sayın Genel Müdür Yardımcım Daire Başkanlarımız, Sayın Parti Temsilcilerim, basın mensuplarım, değerli misafirlerimiz, cefakar üreticilerimiz ve fabrikamızın fedakar çalışanları. Ereğli Şeker Fabrikası 31. işletme yılı pancar alım kampanya açılış törenine hoş geldiniz. Sözlerime başlarken öncelikle en temel gıda maddelerinden olan şeker üretimi hakkında kısa bir bilgi vermek isterim. Stratejik bir ürün olan şeker 2018-2019 üretim döneminde dünyada 108 ülkede 38 milyon tonu pancardan, 141 milyon tonu kamıştan olmak üzere 179 milyon ton üretilmiştir. Türkiye şeker pancarından şeker üretiminde yaklaşık 2.3 milyon ton yıllık üretimiyle dünyada 4. Avrupa Birliği'nde 3. bir ülkedir. Türkiye'de temelleri 1926 yılında Nuri Şeker tarafından atılan şeker sanayi, bugün Türk Şeker, Pancar Kooperatifi ve özel fabrikalar bünyesinde 33 fabrikadan oluşan bir büyüklüğe ulaşmış ve ülkemizin şeker ihtiyacını temin etmek için faaliyetlerine devam etmektedir. Şeker sanayi, Cumhuriyet'in ilk yıllarından günümüze kadar Türk tarımına rehberlik eden, teknik ziraatın gereklerini tarlalara taşıyan, istihdam ve sanayileşmede önemli roller üstlenen bir sektör olmuştur. Şeker pancarı tarımı yarattığı katma değerle ülkemizi ve çiftçiyi zenginleştiren, özellikle Orta Anadolu şartlarında alternatifi olmayan kırsal kesimin sosyoekonomik yapısını iyileştiren bir sanayi bitkisidir. Şeker pancarı tarımı ve fabrikasyonunun bir yan ürünü olan yaş pancar posası da hayvan yemi olarak kullanılmakta ve bölge hayvancılığına gelişmesine büyük katkı sağlamaktadır. Ereğli Şeker Fabrikamızda bu kampanya döneminde 41 memur, 214 daimi işçi, 118 muhakkat ve 610 hizmet alım kanalıyla olmak üzere toplam 983 personel çalışacaktır. Sayın konuklar, fabrikamızın bu yılki faaliyetini açıklamadan önce geçen yıl gerçekleştirdiğimiz faaliyet ve değerleri arz etmek istiyorum. 2018-2019 yılı 30. döneminde Ereğli Şeker Fabrikası olarak fabrikamıza bağlı 3 ziraat bölge şeftiğimizde 168 bin dekarda 82 köyde ve 8292 adet çiftçimiz ile
1 milyon 295 bin ton üretim sözleşmesi imzalanmış, 1 milyon 214 bin ton pancar teslim edilmiştir. Fiilen 1 milyon 126 bin ton pancar işlenerek 145 bin ton kristal şeker, 51 bin ton melas, 330 bin ton yaş pancar posası üretimi yapılmıştır. Pancar bedeli olarak üreticilerimize 286 milyon TL ürün bedeli ödemesi gerçekleştirilmiştir. Bu sene yine 2 ilde 84 köyde 6072 çiftçiyle 8 kantarda üreticilerimizle sözleşme imzalanmış. 1 milyon 480 bin ton pancar üretim kotası tahsis edilmiştir. Bu ekim tahmini olarak 1 milyon 335 bin ton bedeli pancar teslimi yapılacaktır. Tahmini pancar işlenecek miktarımız 1 milyon 150 bin ton olup, bu pancardan yaklaşık olarak 150 bin ton kristal şeker, 50 bin ton melas, 300 bin ton yaş pancar posası üretimi hedeflenmektedir. 2019-2020 döneminde pancar fiyatı 300 TL ton olarak tespit edilmiş olup, bugüne kadar üreticilerimize pancar bedeline karşılık 49 milyon nakdi ve 21 milyon TL aynı olmak üzere toplam 70 milyon TL avans ödenmiştir. Fabrikamızda 2017-2018 yılında olduğu gibi bu senede randevulü pancar alım sistemi uygulanacaktır. Randevulü pancar alım sistemi sayesinde üreticilerimizin fazla sıra beklemeden pancarını teslim etmesi sağlanmıştır. Bu sistem içerisinde pancar randevu programı ve üreticilerimizin teslim ettikleri pancar fiş bilgileri aynı gün cep telefonları SMS yoluyla iletilerek çiftçilerimizin ürünleriyle ilgili bilgiler hızlı bir şekilde almaları sağlanmıştır. Ve Karapınar Belediye Başkanlarım, Sayın Genel Müdür Vekilim, Daire Başkanlarım, Siyasi Parti ilçe Başkanları, Dernek ve Oda Başkanlarımız, STK'ların temsilcileri, çok değerli üreticiler, nakliyeciler ve pancardan şeker oluşumuna büyük emek sarf eden emekçi, çok değerli arkadaşlarım. Bugün 31. yani 2019-2020 kampanya yılı, kampanya başlangıcına başlamak için bu toplantıları, bu birlikteliği ve yılda bir kere de olsa hep birlikte bir kampanya başlangıcını başlatmak için birlikteyiz. Değerli arkadaşlarım, çok değerli Haziran, tabii alışılmışın dışında bugünden düne kısaca değinmek istiyorum. Hepinizin bildiği gibi Ereğli Şeker Fabrikası Türk Şeker'in en büyük şeker fabrikalarından birisi. Yıllardır özelleştirmeyle ile mücadele eden bizler, çiftçiler, çalışanlar olarak bugün geldiğimiz noktaya baktığımız zaman ne kadar bir haklı mücadelenin içerisinde yer aldığımızı hep birlikte görmekteyiz. Hatırlayın, 2007'de Ereğli Şeker Fabrikası'nın kotası 500 binlerdeydi. Pancar ektirecek çiftçi bulunmuyordu. Ama bugün bakın, sadece Karapınar ilçesinde 700 bin ton Ereğli Şeker'in, diğer fabrikalarla birlikte 1 milyon ton pancar ekilen bir alan ve Türkiye'de yıllardır söylediğimiz, yani pancar bitkisinin Orta Anadolu'ya, Orta Anadolu'da da Konya bölgesine toplandığını hep birlikte görmekteyiz. Tabii ki bu milli değerlerimize sahip çıkmak hepimizin görevi. Hepimizin görevi olmalı. Hem millilikten bahsedip hem de milli olan bitkilerimizi, stratejik olan bitkimizden vazgeçersek eğer, dün hep kuşatılmışlık altında olan hem ekonomik hem siyasi anlamda olan ülkemize yabancı şirketlere peşkeş çekmiş olacağı düşüncesindeyim. Eğer biz bunlara sahip çıkmazsak, diğer ürünlerde olduğu gibi, yani bunları anlatmamıza gerek yok, tekeldir, tütündür, başka ürünlerle birlikte bu yabancı şirketler eline geçecek demektir. Tohumda olduğu gibi. Bunun için bizim hep birlikte bu yabancı güçlere, yabancı güçler dediğim Kargil olarak bakmıyorum ben buna. Ben buna Amerika olarak bakıyoruz, çalışanlar olarak. Çünkü biz bundan vazgeçersek Amerika kazanacak demektir. Bu ekonomik tarafı. Tabii bu işin siyasi, askeri alanlarını veya stratejik durumlarını
bizden büyükler, bizim ilerimizde olanlar biliyorlar. Bunun için de mücadele devam ediyor. Diğer bir taraftan hepinizin bildiği gibi 2005'te NBŞ nişasta bazlı şeker dediğimiz zaman biz de dahil olmak üzere ne olduğunu kimse bilmiyordu. Ama bugün gelinen noktada 2001'de o 10 tane 15 tane derviş kanunu, özelleştirme kanunu dediğimiz kanunda getirilen ama bugünkü noktada nerede biliyor musunuz? Cumhurbaşkanımız Sayın Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan %10 üretilen şekerin %10'u ve her yıl Bakanlar Kurulu kararıyla üretilen nişasta bazlı şekerin %50 artırımını bugün %2,5'a çekti. Bu ne demektir biliyor musunuz? Kısaca arz etmek istiyorum. Yani Ereğli gibi fabrikalarda ekim alanlarının, Türkiye'deki ekim alanlarının genişlemesi demektir. Çok değerli Türk Şeker Genel Müdürlüğü temsilcilerimiz, değerli belediye başkanlarımız, siyasi parti temsilcilerimiz, STK başkanlarımız, basın mensupları ve değerli az yurum. 2019-2020 Ereğli Şeker Fabrikası 31. dönem pancar alım kampanyasına hoş geldiniz. Bu kampanyanın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ereğli Şeker Fabrikası Türk şeker sanayinin göz bebeğidir. En iyi lokomotifidir. Ben buradan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a nişasta bazlı şeker üretiminin kotasını %10'dan %5'e daha sonra da %2,5'a çektiği için üreticilerim ve şahsım adına kendilerine teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz günlerde Konya'mıza yapmış oldukları ziyarette 16 polar pancar alım fiyatını ton başına 300 lira olarak belirlemiş ve biz pancar üreticilerinin yüksek girdiler maliyetleri karşısında bir nebze de olsa rahatlatmıştır. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza pancar üreticileri olarak bir talebimiz daha var. Ereğli Şeker Fabrikası ekim sahasında bakanlığımızdan alınan özel izinle diğer bölgelerdeki şeker fabrikalarının ekim yaptıkları aşikardır. Şeker fabrikalarının Ereğli Şeker Fabrikası'nın münasebe sistemini ilerleyen yıllarda bozacaktır, tıkayacaktır. Bu da kendi ayağımıza kurşun sıkmaktır. Görüldüğü gibi Ereğli Karaman Karapınar çiftçisi 2 milyon tondan fazla pancar üretimi gerçekleştirerek ne kadar bilgili, başarılı ve üretken bir çiftçi yapısı olduğu aşikardır. Biz Ereğli Pancar Ekicileri Kooperatifi olarak Sayın Cumhurbaşkanımızdan Ereğli Şeker Fabrikası'nın kapasitesinin artırılması ve kendi ürettiğimiz pancarımızın kendi fabrikamızda işlenmesini talep etmekteyiz. Sözlerime burada son verirken 31. dönem pancar kampanyamız vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Gerek fabrikamızın, gerekse üreticilerimizin kazasız belasız bir kampanya dönemi geçirmesini Yüce Rabbim'den temenni ediyorum. Teşekkürler. Sayın belediye başkanlarım, kamu kurumlarının değerli temsilcileri, siyasi parti temsilcilerimiz, meslek kuruluşlarının ve sivil toplum kuruluşlarının değerli başkanları, kıymetli işçi kardeşlerim, basınımızın değerli temsilcileri, saygıdeğer misafirler. Ülke şeker sanayine 15 Mart 1989 yılında katılan Ereğli Şeker Fabrikamızın 31. alım kampanyası törenine katılarak bizleri onurlandırdığınız için teşekkür eder, hepinize saygıyla selamlarım. Saygıdeğer misafirler, ham maddesini şeker pancarının oluşturduğu şeker sanayi, tarıma sanayi, tarıma dayalı sanayinin en başında gelmektedir. Ülkemizde tarım sanayi entegrasyonunun en başarılı örneğini teşkil etmektedir. Şeker pancarı katma değeriyle ülkeyi ve çiftçiyi zenginleştiren, kırsal kesimin refahını artıran en önemli tarım bitkisidir. Ülkemizde şeker fabrikaları kurulmasının ana hedefi, ülkemizin şeker ihtiyacının karşılanması yanında
yaş pancar posası ve melası ile tarımı geliştirerek çiftçiyi kalkındırmak olmuştur. Malumlarınız üzere şeker pancarı sanayi ham maddesi olması yanında besi hayvancılığının da kıymetli bir yem bitkisidir. Ayrıca şeker pancarı taşımacılık sektörüne, tarım alet makineleri başta olmak üzere birçok sanayi kolunun gelişmesine, gübre, ilaç gibi girdilerin kullanımı ile de endüstriyel sektöre önemli katkılar sağlamaktadır. Şeker sektörünün temel direği olan siz çiftçilerimiz ve çalışan işçilerimiz el ele vererek emek yoğun bir çaba göstermektedirler. Böylece Türkiye'nin sosyoekonomik yapısı içerisinde ülke nüfusunun yaklaşık %10'unun bu sektörden geçimini sağladığı düşünüldüğünde yan ve alt sanayi dalları ile birlikte oluşturduğu katma değer şeker pancarı ve şeker sektörünün önemini ortaya koymaktadır. Çok değerli pancar üreticileri, binbir meşakkatla üreterek bugünlerde fabrikamıza teslim ettiğiniz pancar için Sayın Cumhurbaşkanımız %16 polar şeker ihtiva eden 2019 yılı pancar alım fiyatını 300 Türk lirası ton olarak açıkladı. Bu bir önceki yıl 235 lira olan şeker pancarı alım fiyatının %28 üzerinde 2019 yılı beklenen hedef enflasyonun da 12 puan üzerinde olmuştur. Bundan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımızın pancar üreticilerimize gösterdiği hassasiyet ve bu açıklamasından dolayı şükranlarımızı arz ederiz. Böylece pancar üreticilerimizin hem enflasyona altında kalmaları önlenmiş hem de üreticilerimizin 2019 yılında ürettiği pancardan belirli miktarda kar elde etmeleri sağlanmış oluyor. Saygıdeğer misafirler, Türkiye'de sektörün, şeker sektörünün ülke genelinde 2.500.000-2.700.000 ton şeker üretmesi ülkenin şeker talebini karşılamaktadır. Ancak 2000 yılında çıkan 4.634'lü şeker sayılı şeker kanunu ile hepinizin bildiği gibi toplam şeker üretiminin %10'u nişasta bazlı şeker kotası olarak belirlenip bunun üretimi sağlanmıştır. Ayrıca aynı kanunda %50 artırma ve azaltma yetkisi de Bakanlar Kurulu'na verilmiştir. Son Cumhurbaşkanlığı sistemi oluşması ve şeker kanununda yapılan değişiklikle şeker kotası Cumhurbaşkanımız tarafından %10 olan kota %5'e düşürülmüş. %5'e düşürülen bu kotayı da 2019 yılı için %50 düşüğüyle %2,5 olarak belirlenmiştir. Bunun karşılığı Türk şekere veya pancardan şeker üreten sektöre 1 milyon 400 bin ton ilave şeker pancarı kotası olmuş. Bu 1 milyon 400 bin ton kota da 2019 yılında siz pancar üreticilerimize dağıtılmıştır. Hayırlı olsun. Şeker fabrikamızın ürün alım sezonunun hayırlara, bereketlere, iyiliklere, güzelliklere, memleketimizin maddi manevi kalkınmasına, ekonomimizin canlanmasına vesileyle. Ya Rabbi, ellerimizi bağlı rahmetine açtık. Rahmetini ümit... Aç. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Allah'ım.
Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe. Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak, aylık haftası nedeniyle Ticaret İl Müdürü Haşmet İlmaz ve birliğe bağlı oda başkanlarıyla birlikte Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Nuri İbrahim Altay'ı ziyaret etti. Aylık haftası kutlamalar kapsamında Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak, Ticaret İl Müdürü Haşmet İlmaz ve birliğe bağlı oda başkanları Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti. Kadim bir medeniyete ve kültüre sahip olduğunu ifade eden Başkan Altay, Konya bugün Türkiye'nin gıpta ile baktığı, dünyanın izlediği bir şehir olmuşsa burada tüm meslek odalarımız, başkanlarımız ve üyelerimizin emeği var. Birlik beraberlik daim olsun dedi. İnsanlar eğer yerleşik bir hayata geçmişlerse orada mutlaka bir esnaf da vardır. Dolayısıyla geçmişi 10 bin yıla götürebiliriz. 10 bin yıldır bu şehirde ticaret hayatı var, esnaflık kültürü var. Ve Selçuklu'nun ilk başkentinde de burada Ahi Evran'ın önderliğinde aylık teşkilatının kurulduğuna şahitlik ediyoruz. Bu şehir kadim bir medeniyet, kadim bir kültür. Esnafımız da bu bilinçte. Şahsınıza, tüm esnaflarımıza Konya adına teşekkür ediyoruz. Konya eğer bugün Türkiye'nin gıpta ile baktığı, dünyanın izlediği bir şehir olmuşsa burada tüm meslek odalarımızın, başkanlarımızın ve üyelerinin emeği var. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah bu birlik beraberlik daim olsun. Ayrıca yılın ahisinde geçen yıl olduğu gibi bu yılda Konya'nın Türkiye'ye örnek bir çırak çıkarmasından çok memnun olduk. İnşallah bu kültür de devam eder. Birlikte çıktığımız projelerde de sona ulaşarak Konya'nın esnaflık kültürüne yeni kazanımlar oluşturmayı hedefliyoruz. Ahilik Konya için önemli. Çünkü ahiliğin makamı Konya. Konya Büyükşehir Belediye'miz de bu bilinçte her daim esnaf ve sanatkarımızın yanında yer aldı. Ki en son örneği de zaten kentsel dönüşümle yapmış olduğunuz sanayi projeleri. Geçen sene ilk defa 31.sini düzenlenmiş olan resmi törenlerde Konya'mız yılın Türkiye ahisini çıkartmıştı. Bu sene yine ilk defa 3 ödülden bir tanesi olan Yılın Türkiye Çırağı'nı da yine Konya'mız çıkartmış oldu. Bültenimize kısa bir ara veriyoruz. Ereğli Ziraat Odası Toprak Tahlil Laboratuvarı, zirai ilaç ve tohum satış mağazası ile Ereğli çiftçisinin hizmetindedir. Zirai ilaç, tohum, gübre çeşitleri, hububat, ot ilaçları, yonca tohumu, sıvı gübre. Ziraat Odası satış mağazasında çiftçilerimizin hizmetindeyiz. Toprak Tahlil Laboratuvarımızda teknik personelimiz ile toprak tahlili yapılmakta olup, Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı olarak bütün çiftçilerimizi Ziraat Odamızın sunduğu bu imkanlardan yararlanmaya davet ediyoruz. Ereğli Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, Ereğli ve bölge çiftçisine bol ürün ve bereketli günler diler. Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı, Satış Mağazası ve Toprak Tahlil Laboratuvarı. Adres Boyacali Mahallesi, Müftü Sokak numara 16, Ereğli, Konya. Telefonlar 0332 712 0063, 0332 713 1617. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla Fratpen'in en estetik, en güçlü profilini tasarladık. Selenit. Seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte. Pencerede yeni dönem. Fratpen inovatif serisinden. Selenit. Fratpen. Fratpen Ereğli Bayi Zirvepen. PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fratpen kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fratpen'le değiştirin. Huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses. Dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirvepen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşakabin, Amerikan panel kapı, laminant parkeyi güvenle yaptırabilirsiniz.
kullanabilirsiniz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fırat Pen Ereğli Bayi Zirve Pen. Adres Hacı Müteahhir Mahallesi, Üçgöz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon 777-9030, GSM 0533-683-7107. Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği. Hiç bıkmadan, usanmadan cefakar yetiştiricimizin yüzü gülsün, üyelerimiz emeğinin, alın terinin karşılığını bulsun diye çalışıyoruz. Bu inançla kurduğumuz süt işleme ve depolama merkezimiz üreticimize ve yetiştiricimize hizmet vermeye başladı. Süt işleme tesisinde kase yoğurt, süzme yoğurt, tereyağı, beyaz peynir, rulo kaymak, kahvaltılık kaymak üretilmeye başlanmış olup tüketici talepleri doğrultusunda yeni çeşitler getirilmeye devam edecek. Burada üretilen ürünler başta merkez ilçeler olmak üzere birçok taşra ilçesinde market reyonlarında yerini aldı. Etaplar halinde devam eden proje tamamlandığında günlük 80 ton çiğ süt işleme kapasitesine ulaşılacak. Yeniden güçlü Türkiye'yi inşa ederken tarım ve hayvancılık sektöründe üstümüze düşenin en iyisini yaparak yetiştiricimizin refah seviyesini artırmayı hedefliyoruz. Güçlü Türkiye için çalışıyor, dün olduğu gibi bugün de yetiştiricimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Helal kazanç ve alın terinin gücü. Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği. Eva Pizza Cafe Bistro. İtalyan stili ince hamurlu nefis pizza Eva. 32 çeşit pizza çeşidiyle Eva Pizza Ereğli'de sizi bekliyor. Hamburger, kumpir, kumru, kızartma, makarna, sıcak ve soğuk içeceklerle Eva Pizza sizi bekliyor. Ereğli'nin markası Eva Pizza. Adres İstasyon Caddesi. Alo paket 0332 712 11.0. Bu akşam da biz ayrılan süremiz sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.